Kurban Bayramı'nın şüphesiz en vazgeçilmez lezzeti kavurma. İşte sizler için ustasından kavurma tarifi. Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi kavurma. İşte Kurban Bayramı öncesi işin ustasından saç kavurmayla kuru kavurmanın tarifi. Kavurma, şimdi biz burada müşterilerimize her zaman yemeğin en iyisini sunmanın peşindeyiz. Biz saç kavurmaya dana bonfile kullanıyoruz. Genç tosunlu hayvanın bonfilesinden kullanıyoruz. Hem yumuşak hem lezzetli olduğundan dolayı. Tabii bunu yaparken tereyağı vazgeçilmezi biliyorsunuz lezzet olarak. İşte kırmızı kapya biberimiz, yeşil biberimiz, domatesimiz ve kendimize has baharatlarımızı, kekik, pul biber, tuz, kırmızı toz biber. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde yapacağız. Gökhan Usta ilk olarak en çok tercih edilen kuru kavurmanın tarifini anlattı. Dananın sırt kısmını, but kısımlarını, bunları doğrayıp kavurma kuşbaşı haline getirdikten sonra yıkayıp suyunu süzüyoruz bunu. Süzdükten sonra tencereye koyup çok kısık bir ateşte. Kendinin sulanmasıyla, etin sulanıp yağ binmesiyle kısık ateşte 2-3 saat aralığında kendi buharıyla, kendi suyuyla, kendi yağıyla pişip tamamen kıvamına geliyor. Tere geldiği zaman hani bonfile biraz lükse girdiği için artık işte hayvanın sırt kısmı, dananın sırt kısmı, işte göğüs yanları, kapak olan kısımları, bir de butlarda, butların bu alt tarafında yoncalı kısmı var. Bunlar yumuşaktır, pişme süresi daha azdır ve yenildiği zaman daha böyle şeydir, pamuk gibi olur. Yıkama çok önemli. Kavurmanın etini yıkadığımız zaman onu bayağı bir süzdürüp kanının, suyunun tamamen gitmesini beklememiz lazım. Gittikten sonra zaten onu tencereye koyacağız. Tencerede de kısık ateş. Yüksek ateşe verdikleri zaman etin sertleşmesine neden olur. Kısık ateşte kendi buharıyla, kendi suyuyla, kendi yağıyla pişmesi lazım. Hani bir de şöyle bir şey var. Yüksek ateşe verdiğimiz zaman et haşlama yapıyor. Dışı pişmiş gibi oluyor. İçi sertleşiyor, çiğ kalıyor ve sertleşiyor. Tuzunu da en son yağına bindi. Et pişti. Piştikten sonra tuzunu atmamız lazım. Etin sert olmaması için. Etlerin nasıl kesildiği, hangi baharatların eklenmesinin gerektiği ve pişirme tekniği lezzetli bir kavurmanın püf noktalarını oluşturuyor. Sinirsiz olması lazım. Yağsız olması lazım. Bir de hani bu novar kısmı var hayvanın. O çok sert olur. Onu kullanmamaları lazım. Kavurmanın başka bir püf noktası da tereyağı ve etin kendi yağında pişiriliyor olması. Öncelikle tereyağını koyuyoruz. Tereyağımızı erittikten sonra işte kırmızı biberimizi, yeşil biberimizi atıp 1-1,5 dakika civarı hafif pembelemişmesini sağladıktan sonra bonfileden doğramış olduğumuz etimizi koyuyoruz içine. Et de biberlerin tamamen bütünleşmesini, yani pişip özüne gelmesini bekliyoruz. Sinirlerinden ayrılan etlerin bir sonraki durağı pişirilmesi için ocak oluyor. Yaklaşık 15 dakika pişirilen kavurmanın lezzetine lezzet katan bir diğer önemli unsur da baharatlarının eklenmesi. Domateslerimizi doğrayıp koyuyoruz. Domateslerimizin kabuğunu soyuyoruz özellikle. Domateslerimizi attıktan sonra bunun suyunu çekmesini, kendi yağına binmesini bekliyoruz. Suyunu çektikten sonra baharatlarını içine atacağız. İşte kırmızı toz biber, acı isteğe bağlı pul biber, kekiğini, tuzunu, hafif bir karabiber atıp tamamen hepsini bütünleştirip, karıştırıp tamamen özleşmesini, yağında kavrulmasını bekliyoruz. Ondan sonra sunumunu yapacağız. Kaç dakika pişiyor? Toplam olarak şöyle söyleyeyim, biberle etin pişimi zaten 4 dakika, 4-5 dakikayı geçmiyor. Domatesle kabukları soyulmuş domates olduğu için, bir de domatesler normal bir menemen domatesi gibi değil, daha canlı durduğu için bir 4-5 dakikada domateslerin pişmesi, işte baharatın, yağın, etin tamamen özleşmesi toplamda en fazla bizim 11-12 dakikamızı alıyor.